dostlar, bugün sizlere yeni güncellemedeki çok ama çok şaşıracağınız gizli yerleri ve gizli taktikleri göstereceğim ve her birine gerçekten çok şaşıracaksınız. Şimdi hemen taktiklerimize geçelim ama onun öncesinden sizlerden böyle taktiklerin daha fazlasının gelmesini isteyenler varsa birer tanecik like, birer tanecik de yorum bekliyorum sizlerden. Ha bir de abone olup tüm bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Neyse, gelin taktiklerimize geçelim. Evet, şimdi ilk gizli yerimizde, ilk gizli taktiğimizde başlayalım. Bunun için hemen yeni eklenen yere gideceksiniz. Daha sonrasında bu yeni bölgeye gelip buradaki çatının üzerine çıkacaksınız. Tabii ki de bu çatımız gizli yerimiz değil. Daha güzel bir yerimiz var burada. Neyse, rakipler şu anda gözükmüyor. Hemen gizli yerimizi göstereyim. Bakın şurada şöyle bir yer var ya. Bu yerin içerisine bakın, buradan bu şekilde girip burada saklanabiliyorsunuz. Hatta karşıdan rakipler geldiği zaman sizi göremiyorlar buranın içerisinde olduğunuzu ve siz de buradan çıkıp tak 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 diye o rakipleri öldürebiliyorsunuz. Hatta şöyle bekleyelim rakiplerin gelmesini. Bizim dışımızda 5 kişi var burada. İllaki yanımıza doğru gelenler olabilir. Hatta karşıda da rakip var. Bakalım, rakip yanıma doğru gelirse direkt buradan çıkıp onu öldüreceğim. Ama başka yerden giderse maalesef öldüremem. Görüş açım yok oralara doğru. Bir bekleyelim. Ayak sesi bayağı bir yakınlaştı. Ha, buradan doğru kaçıyor. Tamam, bekleyelim biraz daha. Bakalım fark edecekler mi bizi? Dostlar, şu anda bayağı bir vakit geçirdim burada ve hiçbir şekilde rakipler bizi buradayken göremiyorlar. Siz de bu şekilde bu gizli yerde saklanıp rakipleri öldürebilirsiniz. Dostlar, şimdi sizlere köprüde çok güzel bir taktik göstereceğim. Hatta merak edenler için hemen söyleyeyim. Sizlere şimdi 5 saniyede köprünün üstüne çıkma taktiğini göstereceğim. Nasıl mı? İlk önce buraya geleceksiniz ve aracınızı bu şekilde park edeceksiniz. Daha sonrası da bakın yeni gelen bir özellik var. Şu özelliği alacaksınız. Daha sonrası da birazcık yakınlaşıp bak tam buraya doğru isabet ederseniz bu şekilde köprünün üzerine çıkıp buradan da kolayca rakipleri öldürebilirsiniz. Bakın buradan karşı taraflara doğru da bu şekilde hızlı hareket edebiliyorsunuz. Şimdi geldik bir diğer gizli taktiğimize. Bu gizli taktiğimizi yeni bölgede yapacağız. Ama bunu yapmak için ne yapacaksınız ilk önce biliyor musunuz? Hani ölüyorsunuz, daha sonrasında canlanıyorsunuz ya, ikinci kez uçağa biniyorsunuz. Bu taktiği ikinci kez uçağa bindiğiniz zaman yapabiliyorsunuz ancak. Bakın uçağımızın güzergahı bu şekilde geçtiği zaman yeni bölgelerden birisine atlayacaksınız. Kesinlikle zaten iki bölgeden birisinin üzerinden uçak geçiyor. Ve şimdi siz de hemen bu bölgeye doğru gideceksiniz benim yaptığım gibi. Şimdi buraya geldikten sonra hemen biraz daha yakınlaşıp tam burada paraşütü açacaksınız. Daha sonrası da yavaş yavaş hareketler yardımıyla bu orta taraftaki heykelin üzerine çıkıp oradan aşağıdaki rakipleri çok kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yavaş yavaş, sakin sakin bu şekilde buranın çatısına inebiliyorsunuz. Şimdi gelin rakipler üzerinde bu yeri test edelim. Daha önceden ben test ettim. Gerçekten de işe yarayan bir yer. Kardeşim artık gördüm, benden kaçışın yok maalesef. Hatta birisi daha geldi. Sen de hoş geldin kardeşim. Tamam, bu da gitti. Yan tarafta birisi var. Aa dur, benim kilimi çalmaya çalışıyor birileri. Neyse, çalamadılar zaten. Şuradan nereden ateş ettiler acaba? Ha, gördüm. Kaçtı be, tüh. Mermimi de dikkatli kullanmam lazım bu arada. Başka buralardan bir yerden daha ayak sesleri geliyor ama nereden gördüm. Kardeşim molotoftan kaçtım, benden kaçamazsın. Tamam, bu da gitti. Başka şurada birisi var. Kardeşim sen de gittin. Bu öldürdüğümüzün de kili geldikten sonra 5 kilimiz olacak. Başka yerden ateş eden var. Neyse, mermimiz de bitti. Aşağıya inme vakti geldi artık. Aşağıya da zaten kolayca bu şekilde inebiliyorsunuz. Ölmüyorsunuz aşağıya indiğiniz zaman. Fazla yüksek değil sanırım. Şöyle. Tamam, bu da gitti. Hemen bunu öldürelim. Başka bizim bir kilimiz daha gelecekti. O nerede acaba? Aa, orada birisi var. Aynen aynen. Dur, nasıl çıkacağım ben yukarıya doğru? Niye çıkamıyorum yukarı? Heh, tamam çıktım. Aa, bu bizim öldürdüğümüzdü galiba. Aynen, arkadaşı kaldırmış ama diğer arkadaşı onu kaldıramadı maalesef. Tamam, bu taktiğimiz bu şekildeydi. Şimdi eğer ki derseniz ki ben direkt buraya indiğim zaman buraya çıkmak istiyorum, bana böyle taktik var mı derseniz de böyle de taktik var. Hiç ölmenize gerek yok. Buraya gelip direkt heykelin çatısına çıkma taktiğini de biliyorum. Gelin göstereyim. Şimdi bu taktik için ilk önce yeni bölgeye değil de şu sarı yerlerden birisine atlamanız gerekiyor. Daha sonrasında burada bu şekilde şu
canavarları öldürüp bunlardan mutasyon kılıcını bulmanız gerekiyor. Hatta şunu da öldürelim, buldum galiba. Aynen, bakın bulduk. Şimdi hemen yeni bölgeye gideceksiniz taktiği yapmak için. Şimdi bu taktik için burada çok 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 hızlı olmanız lazım. Çünkü rakiplerin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şansa gidiyorsunuz. Arka taraftan bir ses var. Hemen araçtan inelim. Ve şimdi bu taktiği yapabilmek için ilk önce buradaki yerin çatısına çıkacaksınız. Daha sonrasında bu yeni gelen özellik yardımıyla bakın. Dur, olmadı, heyecan yaptım rakip geliyor diye. Şimdi kaçmam lazım. Vuruyor, ateş ediyor. Nereden ateş ediyor bilmiyorum. Neyse dur. Şuraya saklanalım. Şimdi tekrardan aynı yere geldim de bayağı bir ayak sesi var buradan. Aa dur, şurada rakip mi var? Aynen, bir gitti. Neyse, arkadaşını öldürmüş olduk. Hemen o canını yenilerken ben taktiği yapabilirim buradan. Bakın buraya geleceksiniz. Daha sonrasında bu şekilde yukarıya doğru isabet ettirip buranın çatısına çıkabiliyorsunuz da buradan rakip bizi görebilir. O yüzden direkt arka tarafa geçeceğim. Geçemedim arka tarafa ya. Neyse, loot falan orada kaldı ya, tekrardan uçaktan buraya atlayalım. Tekrardan aynı yere geldik. Zaten lootlarım yukarıda olduğu için mermi sıkıntısı olmayacak bizim için. Bizim dışımızda da 3 kişi var bu bölgede. Neyse, hemen şöyle şuradan birisi gidiyor. Ulan öldüremedik, dur. Aha, gördüm birisini. Dur, biraz daha şöyle yakınlaşalım. O beni hala görmüyor. Merhabalar kardeşim. Tamam, bu da gitti. Nasıl bu arada bu taktik? Kaça bastın? Tamam, bu da gitti. Öldürelim şunu. Tamam. Aha, birisi daha var. Tamam, bu da gitti. Buradan da rakipleri öldürüp kolayca rank kasabiliyorsunuz burada. Bence bu taktiği kullanın. Şuradan bir yerden de bir ateş sesleri geldi de. Neyse, onunla uğraşmayacağım. Gelin şimdi geçelim bir diğer gizli taktiklerimize. Evet, şimdi sizlere çok güzel bir rank kasma taktiği göstereceğim. Bu taktiği yapabilmek için Skull bölgesine geldik hemen. Şöyle rakipler var mı yok mu bilmiyorum ama zaten taktiğimiz çok basit. Köprüde yaptığımız özellik vardı ya, bu özelliği alacaksınız ve bu şekilde bu yeşil binanın da çatısına çıkabiliyorsunuz. Hatta rakipler de var. Bir bekleyelim, rakipler belki gelebilir buraya doğru. Aha, çıktı rakipler çatıya doğru. Ben bunu vurabilir miyim? Tamam, gitti ama aşağıya kaçtı ya. Tüh, arkadaş da diğer merdivenlerden inip bunu kurtaracaklar. Tüh. Şu anda maalesef rakipler benim yerimi öğrendiler. Bakın, karşıdan bomba atmaya çalışıyor da beni vuramazsın kardeşim. Aha, bir tane daha gelebilir bu bana doğru. Neyse, gelmedi yine. Bir tane daha geliyor. Tamam. Ulan mermimiz falan da yok ki oraya sprey atalım. Veyahut da bomba falan da yok. Kötü oldu şu anda. Buraya gelecekseniz fazla loot alın. Daha çok eğlenirsiniz. Kaçtı lan, geliyor bomba, kaç kaç kaç. Tamam, bu da gitti. Yani dostlar, bu gezdi yerimiz de bu şekildeydi. Buradan bu şekilde kolayca rank kasabilirsiniz. Evet dostlar, bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimler açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.